Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatı olan hastalara ameliyatı yapan Profesör Doktor Kürşat Karadayı yemek ikram ederek ameliyatın başarılı olduğunu hastalarla birlikte gözlemledi. Dur biz şu ameliyata göz gerelim diyebilecek bir şey değildi. Yani herhalde annemin hastalığı dünyada 6. sırada diye biliyorum. Profesör Doktor Kürşat Karadayı yapılan kapalı ameliyatlar ve tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Özefagus kanserleri dediğimiz yemek borusu kanserleri nadir görülen kanserlerdir. Karadayı yemek borusu kanserlerinde hastanın şikayetleriyle ilgili olarak bilgiler verdi. Bu kanser türlerinde hastalarda ilk belirtiler böyle yeme içme problemleri, yutkunma zorluğu, takılma hissi gibi şikayetlerle hastalar aslında hekime başvururlar. En iyi tanı yöntemi endoskopi dediğimiz bir hortum yutturularak bir kamera eşliğinde görüntülenerek ve oradan alınan biyopsi örneğiyle hastalara tanı konulur. Karadayı tanı konulduktan ve evreleme işlemi yapıldıktan sonra tümörün yerleşim yerine, patolojik tanısına ve evresine göre hastaya kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi planları yapılmalıdır ifadelerini kullandı. Bu hastaların tedavisi tümörün yerleşim yerine göre, alınan doku örneğinin histopatolojik incelemesine göre ve evresine göre değişmektedir. Hastalar tanı aldıktan sonra evreleme işlemi uygulanır. Bir başka yere tümörün sıçrayıp sıçramadığı önemlidir. Lenf bezlerinde olup olmadığı önemlidir. Tüm bunlara göre hastanın tedavisine ya önce ışın ya da kemoterapi veya tüm bunlara göre cerrahi ile başlanabilir. Biz bu tür hastalarımızı tümör konseyinde görüşerek radyasyon onkologları, tıbbi onkologlar, gastroenterologlarla birlikte tedavilerini planlıyoruz. Cerrahi bunlar da belki de en önemli tedavi yöntemidir. Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel laparoskopik ve torakoskopik yöntem dediğimiz yöntemlerle yemek borusu kanseri tedavisi yapılmaktadır. Türkiye'de de sayılı merkezlerde bu ameliyatlar yapılıyor ama Sivas'ta ilk kez biz bu cerrahi tedavi gerçekleştirdik.